Şimdi evet, buna gelince biliyorsun yeni yıla da yaklaşıyoruz. 2024'de çok az bir zamanımız kaldı. 2024'de ya, biliyorsun Merkür retrosuyla giriyoruz. Onu sana soracağım ama önce efendim tabii onu da konuşmamız lazım. İnsanlar niye bu kadar son dönemde saldırgan, niye bu olaylar meydana geliyor? Bence onu konuşalım. Pınar'ın o konuda bilgisi var ama ben size şeyden bahsetmek istiyorum. 1555 yılında Fransız astrolog Nostradamus bir kitap yazdı. Evet. Kehanetler dedi efendim kitabın adına. Ve o kitapta yazılanlar, not aldım, 900 tane şeymiş, 900 tane, 955 tane öngörü yapmış. Bak 1555-2024. Bunu okuyan kişiler, yorumcular tabii bunlar, astrologlar, diyorlar ki 2024 yılı 2023 yılını aratacak. Çünkü evet, korkunç bir olay, ne acı ki. Şimdi daha önce Nostradamus bakın neleri bilmiş. Kennedy'nin öldürüleceğini bilmiş. Covid-19 salgınını bilmiş. Yani kraliçenin öleceğini bilmiş. İşte diyor ki o yıllarda bir şey kırık, birisi sonsuz bir yolculuğa çıkacak diye. Böyle ilginç efendim bilimsel bakış açıları var. Şimdi şöyle bakarsanız olaya, Nostradamus 2024 yılında diyor ki Prens Henry kral olacak diyor. Bak, oo, çok ilginç. Prens Henry kral olacak ne demek? Ne demek? Ne demek? Charles dünyaya bay gidiyor demek herhalde. Evet. Bay bay Charles. Bay bay Charles diye gidiyor diyor efendim. Henry pardon. Evet Henry. Charles geliyor. Diyor ki bakın belgelerde şöyle yazmış Nostradamus. Adaların kralı güçle görevden uzaklaştırılacak. Adaların kralı şu anda kim? Charles. İfadesi yer alırken yorumcusu bunun kısa bir süre önce tahta oturan Kral Charles'ın görevden alınacağını iddia ediyor. Hmm. Görevden alınacağını diyor. Bu arada Nostradamus'un ilginç şeylerden, 2024'de dikkat çektiği ilginç varsayımlardan bir tanesi de efendim Asya. Kızıldenizleri korkudan rengi atacak diyor. Bak Kızıldenizlerin korkudan rengi atacak, büyük okyanusta tehdit olacak ifadelerine yer verdiği bir kehaneti de yayınlanmış. Bu kehanette kızıl düşman olarak Çin'in gösterildiği iddia ediliyor. Olabilir. Evet, denizde Çin'in savaşa girebileceği aktarılıyor. Biliyorsunuz efendim son dönemde Çin'le Tayvan arasında bir çekişme var. Çin herkesle çekişiyor evet, zaten. Evet ama Tayvan arasında Tayvan arasında dünyanın biliyorsunuz Çin'in dünyanın en büyük donanmalarından birine sahip olduğunda dikkat çekelim. Küresel iklim krizi hakkında da konuşmuş Nostradamus. Bir yeni papa ile ilgili bir şey söylemiş. Bak bu ilginç papa onları ilgilendiriyor, hı hı, Hristiyan dünyasını. 2024 yılında Katolik alemine yeni bir papa seçileceğini öne sürüyor. Cümlelerde şu, eski papanın ölümünden sonra yeni bir genç bir Romalı seçilecek. Onu zayıf görseler de uzun süre görevde kalacak diyor. Evet efendim 1555 yılında yayınlanan Kehanetler isimli kitabında tanınan ve o zamandan bu yana da bir rehber olarak kullanılan kitapta 942 kehanet yer alıyormuş. Şimdi 2024'ü anladık. Bir de senin bu retro olayın var. Bir de onu anlatırsan Merkür ne olacağını bilir. Yani artık yani şey yapıyoruz, dalga geçiyoruz. Birincisi zaten hiçbir şekilde elektronik bir alet falan almamak gerekiyor. Bir de bak şimdi bu retro zamanı görev değişimi yapmak, yeni bir imza atmak iyi değil diyorlar astrologlar. Hı hı. Sebebi de şu, geçici olur diyorlar. Şimdi şeyi bekleyelim. Ankara Gücü'nün yeni bir patronu var. Var, evet. Şu anda itibaren evet, onu da paylaşalım. Hatta, evet, hatta evet, onunla İsmail ilgili Mert de Fırat. Evet, evet, biraz bilgi verelim yeri evet, gelmişken. Fakat bu retroda yapılan değişim acaba uzun soluklu olacak mı? Ha. Onu göreceğiz hep beraber. Bir soru işareti. Soru diyorsun, işareti. Yani geçici bir başkan mı olacak, kalıcı bir başkan mı olacak? Anladım. Bir de başkanla ilgili de Ankara kulislerinden şöyle bir iddia var. Bir gazeteci de bunu, hı-hı, dillendirdi. İddiaya göre bilmiyorum şeyi, Faruk Koca'nın ortağı olduğu, inşaat işi yapıyor çünkü, ha, evet, yeni başkanda. Yani hani acaba bir al gülüm ver gülüm, hani hikayesi ben gittim dönüyor ama benim en yakınım Dursun gibi bir durum mu söz konusu? Onu, hı-hı, da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani hoş tabii ki men edildi artık bu saatten sonra tabii, tabii, Faruk Koca'nın. Evet. Ama söz sahibi olacak mı arka yani planda? Ya da bir baskı grubu olarak arkasında duracak mı, dediklerini yaptıracak mı? Hani her işte böyledir. Sen gerçek misin, kukla mısın? Her işte vardır maalesef efendim, vardır. Peki retronun başka olayları nasıl? Yanlış anlaşılmalara çok müsait. Hımm.
Yani birbirimizden haber alırken şey yapabiliriz. İşte gecikmeler yaşayabiliriz. Sen işte biraz önce şey okumuştun ya, dün hatta. Neyim? Bir boşanma hikayesi okumuştun. Ha, evet. Karısı yerine sevgilisine gönder. O hikayeler çok yaşanabilir, aman dikkat. Öyle mi? Yanlış mesaj atarsınız. Tabii. Yani Pınar'ı atıyorum diye Leyla'ya atarsın mesajı. Anladım. Orada Leyla'yı kötülediğin mesaj Leyla'nın önüne düşer.